Hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimiz Sistem Defans'ın C9 modeli. Kutumuza bakıyorum. Gayet şık ve küçük bir kutu. Açılımına başlayalım. Bizi ilk olarak kullanım kılavuzu ve garanti belgemiz karşılıyor. Bunları bir kenara koyuyorum. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Burada bir adet silah temizleme mendilimiz var. Bir adet silah temizleme yağımız, yumuşak ve kalın başlıklı fırçalarımız var. Arka bölüme geçtim. Bir adet silah daha, bir adet yedekte olmak üzere 2 adet şarjörümüz mevcut. Bombeli kabze başlıkları koymuşlar. Bileğinize göre kullanabilirsiniz. Burada bir adet alyanımız var. Burada da red dot alırsınız. Ayakları için kesitler mevcut. Şimdi silahıma geçiyorum. Kılıftan çıkarıyorum. Şarjörüm boş. Atım yatağım boş. Tetiğimi güvenli noktada düşürüyorum. Silahım şu an güvenli. Silahın görünüşe bakacak olursam eğer, fener alırsanız takmak için bir bölümümüz, alt ayağımız mevcut. Gezimiz, arpacığımızda birazcık eğim var. Güzel düşünmüşler. Burada Sistem Defans'ın logosu var. En önemli kısma geçiyorum. Sağlaklar ve solaklar için düşündükleri sürgü düşürme mandalı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Buna bayıldım. Hem sağ tarafta hem sol tarafta sürgü düşürme mandalımız mevcut. Safe action tetiğimiz var. Glock'la birebir benzer. Kunduz kuyruğundaki ve tetik korkuluğundaki ovallikleri bir önceki versiyonuna göre düzeltmişler. Bir öncekinde ve diğer silahlara göre tetik korkuluğu düz geliyordu. Bu da ekleme birazcık baskı uyguluyordu. Şimdi çok güzel bir ergonomi kazandırmış. Bunu çok beğendim. Genel olarak silahımız iç taşıma için uygun, polimer. Safe action tetik olduğundan bahsetmiştik. Glock'la birebir benzer tetiklere ama Glock'tan daha iyi eziliyor tetiği. Bu atış esnasında bize güzel bir avantaj sağlıyor. Kutumuzu kapatmadan önce kılıfımızdan bahsedelim. Polimer bir taktik kılıf var burada. Şuradaki aparatları sağlak ve solak atıcılar için değiştirip takabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Gayet hoş, şık bir kılıfımız mevcut. Şimdi de silahımızı Glock 19 Gen 4 ile karşılaştıralım. Bunları kaldırıyorum. Ve Glock 19'umu çıkarıyorum. Silahım şu an güvende. İç aksamlarına bakalım. Hepsini bir söküyorum öncelikle. Sürgümü birazcık geriye alıyorum ki kolaylık olsun. Aşağı çektim pimimi. Evet, namlu zaten kendini atıyor. Şimdi burada Glock 19'umuz bu kısım. Sistem bu kısım. Sisteme bakalım. İcra yayımız, namlumuz. Burada iğne takımımız mevcut. Şu oynayan kısım tetik manivelamız komple. Çıkarıcımız, kızaklarımız mevcut. Geçiyorum şimdi Glock'la birazcık bakalım. Çok benzer. Yani hangisinin Glock, hangisinin sistem defans olduğunu ayıramazsınız. Sadece şöyle bakarak. Çok benziyorlar. Sürgümüzde de çok fazla benzerlikler mevcut. Şimdi silahımızı toplayalım hemen hızlı bir şekilde. Evet, silahımızın genel olarak görünüşü bu şekildeydi. Şimdi isterseniz atışımıza geçelim. Silahımızı tanıttık. Şimdi atışta görelim. Önce yavaş atış yapacağım. Sonra hızlı atış yapacağım. Öncelikle kulaklığımı takıyorum. Silahımı aldım. Yavaş atışla başlıyorum. Çok iyi. Grupmandan da göreceğiniz üzere gayet güzel bir atış sağladı. Şimdi bir seri atışa geçeceğim. Birazcık seri atışta görmek istiyorum. Benim mermimden kaynaklı birazcık tutukluk yaşadım. Ona da giderdik. Seri atışta da güzel bir grupman sağladı bana. Birazcık yavaş attım yine de silah anlamak açısından.
tetiğini çok beğendim açıkçası. İsterseniz şimdi biz sürgüleri değiştirelim. Sistem defansın aldım. Gloom'un sürgüsünü alıyorum. Şu an gördüğünüz gibi Glock 19 ve sistem melezimiz var karşınızda. Diğerini de takıyorum. Bunlarla bir atış deneyeceğim. Öncelikle bunu aldım. Alt kabza, sistem defans, üst sürgü, Glock 19. Atışta bize bir sıkıntı yaşatacak. Gitti. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Gayet güzel bir şekilde attı. Hiç tutukluk da yapmadı. Şimdi üst sürgümüz, sistem defans, alt kabzemizde Glock 19 Gen 4. Bakalım bir sıkıntı çıkacak mı? Çok iyi. Çok beğendim. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Şimdi toplayalım silahlarımızı. Şimdi de safe action tetik olduğundan bahsetmiştik. Safe action dediğimiz şey nedir? Safe action ilk fişekte ve son fişekte aynı uzunluk ve ağırlıkta tetik çekişi sunar bize. Yani bu nedir? Mesela iç kılıfa koyacaksınız silahınızı. Şu an dolu diyelim. Ağzında mermi var. Koyarken tişörtünüz şuradan takıldı diyelim. Tetiğimize takıldı. Ama sadece bu kadar gidebilir. Safe action dediğimiz şey aslında budur. Yani daha fazla gidip kendimize zarar vermemizi sağlayamaz. Birazcık daha baskı gerekiyor. Diyelim ki safe action değilse silah ne olabilir? Bu tişörtümüze yine takıldı. Bu şekilde gitmeye devam eder ve yerimizi vurabiliriz istemsiz bir şekilde. Atışta da nasıl safe action tetik kullanılıyor diyeyim, eziliyor. Mesela şurada bir tetik boşluğu diyoruz atışlarda. Burada bir tetik boşluğu var. Onu aldıktan sonra yavaş yavaş ezerseniz gayet güzel bir şekilde gidecektir hedefinize. Şu an sol elle ezdiğim için bir anda patladı. Yoksa normalde yavaş yavaş eziyorum. Güzel bir isabet oranı kazandırıyor bana. Bir de bunu atışta da gösterelim. Yavaş yavaş tetik ezeceğim. 5 tane dolduruyorum şu an. Şu an yavaş yavaş tetik ediyorum. Güzel bir tetik çekişi sağlandı. Ne zaman silahın patlayacağını anlayabiliyorsunuz aslında biraz daha. Son olarak da silahımızla bir çek kurat yapalım. Silahtan, kılıftan çekip atacağım. Çekerken ben zorlanmadım. Sadece birazcık kaydığından dolayı almam zorlaştı. Atışlarımız bitti. Yorum yapmaya geçersek eğer, genel olarak ben çok sevdim silahı. Hafifliği olsun, safe action tetiği olsun, ele tam oturması olsun. Tabii buralarda birazcık daha tetik korkuluğunu düzeltebilirler. Şuradan alırken birazcık benim elim kayıyor, birazcık benden kaynaklı olabilir. Yerli bir firma olmasından kaynaklı da fiyatları gayet uygun. Glock'a göre çok çok uygun. Yani bunu ben denemenizi tavsiye ederim. Ben gerçekten çok beğendim ve 3-4 yılda çok güzel bir şey çıkarmışlar. Hala da devam ediyorlar geliştirmeye. Şu an için C9 ve A9 satışları var. Devamında da böyle olacakmış. Ara sıra özel üretim silahlar yapıp sınırlı sayıda satacaklarını duydum. Mayıs'ın ortasında da gördüğünüz gibi plastik bir şarjör yerine metal bir şarjör çıkartacaklarını bir yerlerden duydum. Onu da merakla bekliyorum. Sadece benim sevmediğim bir özelliği var. Numarası yok şarjörün. Ben gerçekten unutuyorum kaç tane mermi bastığımı. O yüzden küçük bir numarası olsa çok sevinirim. Teşekkürler.
Bu haftaki çeremizde Sistem Defans'ın C9 modelini inceledik. Diğer haftalarda başka içeriklerde görüşmek üzere.